Yakın geçe akidede Ahl-i Sünnet ve Cemaat kim dese Maturidi Eş'ari düşünülgen. Muhaddisler hem aksar Eş'ari bulgen. Ahirgi vakitte bulsa indi Maturidi Eş'ari ve Ahl-i Hadis akidesi degen talqin bulmakta. Hop, Ahl-i Hadis akidesi nime? Deseniz Ahl-i Hadis akidesi demeniz. Diğerlerge etibar veredigen bulsanız ularını aksarı o'sha mazhabni inkor qiladigan yoki bir mazhabda turishni taassub deb biladigan, mutaassib deb tuhmat qiladiganlar. Bu ahli hadis aqidasi. Ular da'vo qilganchalik qanchalik bizni Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhining zamondoshlari, Imom Ahmad ibn Hanbalning o'zlari va u kishidan oldingi muhaddislarning aqidasi bilan uyg'un. Kunimizning ahli hadislari va haqiqiy ahlul hadis bo'lgan imomlarimiz aqidasi. Bu ham biroz suiiste'mol qilinayotgan mavzu. Ahli hadislar mazhabi deganda ahli hadislarni o'sha salaf davridagi 3-ta asrdagi ahli hadislar va o'shalarning mubosharatan shogirdlaridan shakllangan ahli hadislarning aqidalari ahli sunna val jamoa ekanligida, ahli sunna val jamoaning doirasida ekanligi ularning ham alohida Ash'ariy va Maturidiylar kabi shakllangan kelajak avlodga aynan aqida masalalariga 100% javob bergan tarzda qoldirilgan manbasi yo'q. Ulardan foydalanib ahli sunna val jamoa ahli sunna val jamoa o'sha ahli hadislardan ham foydalanib hadis ulamolari, fiqh ulamolari, aqida ulamolari, usul ulamolarining asoslaridan foydalanib ahli sunna val jamoaning aqidasini tashkil qilishgan. Ahli hadislarni yuqorida aytganimizdek, fiqhiy mazhablari shakllanmaganidek, ularni fiqhda adashgan demaganimizdek, aqida masalasida ham maktabalari, madrasalari shakllanmagan va ularni aqidada adashgan demaymiz. Balki Imom Ash'ari rahmatullohi alayh ahlul hadis aqidasini shakllantiruvchi desak qanchalik to'g'ri bo'ladi? Aynan shunaqa. Aynan ahli hadislarning aqidaga qarashlarini nomma-nom yig'ib jamlab bitta bitta javob berib va keyingi avlodga madrasa sifatida qoldirgan inson. Ahli hadislarni aynan qarashlarini Imom Ash'ariyning qarashlaridan chiqib boramiz. Shu sababdan Imom Ash'ariy rahmatullohi alayhdan keyin kelgan muhaddislarning ham İmam Eş'ari rahmetullahi aleyhinin akidelerine ergeşkenler. Eğer İmam Eş'ari rahmetullahi aleyhinin akideleri ahlul hadislerinin akidesine uygun bulmayan diye ergeşmeyen bulardı. O diye bir ispat da bu, delil. Aynen. O şey hadis ulamaları, hadiske müracaat kılgen ulamalarını bir kança metilleri var. Mesela fikh meselesi daha. İmam Malik'nin ashablarından birlari aytadilar ki, men deydilar hadis to'plash bo'yicha juda ko'p harakat qildim, lekin oxir oqibatda hayron bo'lib qoldim. Ya'ni qo'polroq qilib aytganda dovdirab qoldim. Hadislarni ko'pligidan qaysini olish kerak, qaysinga olmaslik kerak. Bu haqida biroz o'rtada qolib ketdim. Keyin meni qutqargan odam Imom Malik deganlar. Imom Malik hadislarni sartirovkasini aytganlar. Bunga amal qil, buni tasha. Bunga amal qil, buni tasha deganlar. Tasha deganlari payg'ambar alayhissalotu vassalomning gaplariga e'tiborsizlik emas. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning gaplarini bu hadisdan ko'ra mana bunisi amal qilishlikka muvofiqroqligini ko'rsatganlar. Keyingisi mansux bo'lishi mumkin, keyingisi marjuh bo'lishi mumkin yoki sahobalarning qavliga aloqador emas. Bir qancha usullari bor buni. Xuddi shuni singari aqida masalasida ham ahli hadislar to'plagan hadislarni bugungi kunda odamlar o'zi o'rganib, ha, mana bunda mana bunaqa ekan aqida. Mana bu matnga ko'ra Alloh taoloning ovozi bor ekan, na'udu billah, Allohning labi bor ekan, Allohning tili bor ekan, kichkina tili bor ekan deyishga o'tib ketishlik insonni o'ta xatarli masalalarga tortadi. Bu gapim bekor gap emas. Bu gapni gapirganlar bor tarixda. Hozir bugungi kunda Alloh subhanahu va taologa
ahli hadislerinin akidesi bilen yandaş yapıyoruz diyenler aynen uşa tarafki geçişiyet hazır. Tarihi cereyallarını okup örgenseyiz, bunların usulleri Allah'ın cisim ispat kılışı kadar kötü yaptı. Lekin tavil mi yapıyoruz biz? Biz tafviz mi yapıyoruz diyen dava bilen kılışı yaptı. Allah'ın mekan ispat kılışı yaptı. Osmanlı aynen menştamandı, kolu kursatı yaptı, menştamandı diye şey yaptı. Mekanı ispat kabul işi yaptı. Kanday degen gapga cevap vermeyimiz diye şey yaptı. Kanday'a cevap verdi, biri bol deyiz o. Biri bol deyiz ki, kaysi tarafta diye. Bu söz oyunu. Ana hud düşünsün gari. Şimdi bugünkü kündeki söz oyun, ahla hadisler degen gap. Ahla hadis bugünkü künde. Özbek zabalarını içinde ahla hadis men deyip dava kılıp çıkan adamını bilmiyemem ben. Lekin biz hadis bu işe şugurlanıyorken ahla hadislerini tanigallarımızın %99'u ondan 9'u %100'em deyip orayın. %100'ü fikhte kayıstır mezhap gelgeçken akidede kayıstır mezhapını tanıgın. O mezhapsizlikini özü yenge akide, yenge bir mezhap taşkir kılıçlikini dava kılıyorkenler bunlar dengizge kırıp alıp kemesiz süzüp ötemen degen davanı kılıyorken adamlar. Özü çöküp yetişliği anık, orkasından ergeçtir yapken adamlarına rahmımız geliyordu. Süzüşü bilgen, profesyonel bugün takdir izleyen, akiyenini süzüp kolma kol ötüketi almayısınız. Mezhepler mevcut özü. Min yıl mobeyni de bu ümmetine ap geldi bugünge kadar. Bundan ki inem şu usul bilen devam etedi. Yani usulünü hiç kim oylar topalmaydı indi. Topkeni bilen uşa kadimge usulge muvafık boladı. Başka yolu yok. Uşa muvafakat bilen devam etedi. Lekin yangi gapni gapirib, İmam Maturidiyning gaplarini yangitdan ochib, İmam Buxoriyning raddiyalari haqidagi boblarni ochib, matnni o'qib, ma'no aytar ekan o'zini tushunchasini tiqishtirib, unga İmam Buxoriyning gaplariga ko'ra demak deb butun boshli ahli sunnaning imomlariga ta'na toshini otish bu insof doirasidan chetroq gap. Ustozimiz Hazrat Said Ahmad Balonpuri rahimahulloh aytardilar-da. Bular birinchi chiqqanda o'zini Vahobiymiz deb nomladi. Keyin Hindistonda istiqlol harakati boshlangandan keyin, ozodlik harakati boshlangandan keyin qo'liga qurol olganlar Vahobiy degan bir nom bo'lgandan keyin ular biz qurol olmagandik-ku, biz siz inglizlarga sochimizdan tirnog'imizgacha itoat qilardik deb Vahobiylarning uzrnomasi degan kitob yozishadi. O'zi aslida buni Sir Said Ahmadxon yozgan. O'shalarning sardorlaridan, peshqadamlaridan. Keyin o'xshamadi, 1929-yil boshlarida ismlarini Ahli Hadis deb o'zgartirishadi. Ahli Hadis ismi ham ancha badnom bo'lgandan keyin o'zlarini G'ayrimuqallid deb nomlashdi. G'ayrimuqallid degan nomlari o'ziga badnom bo'lgandan keyin o'zlarini Salafiy deb, Salafi Solih kergashamiz deb nomlashdi. Hozirgi oxirgi nomlardan biri shu edi. Shunda ustozimiz Hazrat Polonpur aytadilarki, bular nom badnom bo'lgandan keyin nom badnom bo'lishi bilan yangi nomga o'tadi. Hali ko'rasizlar, vaqt kelib biz Hanafiymiz deb chiqadi bular deyshardi. Buni ham bir chaqiriqlari ko'zga ko'rinyapti. Hanafiylarning kitobini tarjima qilyapmiz, tafsir qilyapmiz. Biz Hanafiymiz, Hanafiylarning kitoblarini sizlarga sharhlab beramiz deyshyapti. Biroz boshlang'ich ta'limotni bilgan, matnni yodlagan biroz ustozlarda ders olgan odamlar Hanafiy kitobini ochib olib, mutlaqo Hanafiylarga qarshi dars bo'layotganini ko'ryapti. Ko'rib turibdi, bu murojih, bu marju. Hanafiylar bitta hadisga suyanmagan, bitta royga suyangan qilib ketishyapti. Bu o'sha aytganingizdek biroz ya'ni ko'zga ko'rinib turib, keyin yo'q bo'ladigan narsa. Faqat bu joyda biz talabalarimizdan, ilm ustozlarimizdan katta bir ya'ni shijoat kutamiz. O'sha vazifani bugungi kunda shu talabalar, shu ustozlarimiz qilishlari kerak. Sababi bizdan qadimgi ulamolar bularga o'xshagan islomning asliyatiga, pok ta'limotiga ta'sir qiladigan urunishlariga javob berishdi. Bugun endi biz o'sha javobgarlikni shu talabalarimiz, biz talabalar zimmamizga olishimiz kerak, ummatga yetkazishimiz kerak. Biz indamasak, siz indamasangiz yoningizdagi birodarimiz indamasa, atrofda bularga ko'rkoroni ergashib ketyapgan siyosiy muammolar sababidan ularga ergashib, kelajakda aqida va fiqhni buzib yurgan odamlar bor. Men ba'zi odamlarga paypoqqa mahs tortish masalasida
müştehidi mutlaklarını usulleri bilen, yani bu kanday kitap geri geçemiz, sünnet geri geçemiz degen adamlarga Kur'an'dan, sünnetten, İslam ümmetinin usulü ulamalarının iştihadıdan keltirip delil kıversem, ular tercimege geri geçip yürüptü. Bizge menşe makul deyip. Demek ki uşa adamge, bitten adamge. Tercimesi ki, cevrabını paypak deyip tercime kıyken halas. Berçe usullerge karşı yürüyen şu gapı bile. Hiç kim cevrabını paypak deyip tercime kıymayken ki. Bir asır bulup bulmayan çıkan yenge narsanı İslam ümmetinin Kur'an'ıya zıt manada tercüme kılış Ahl-i Sünnet'in işi mez ki. Demek bu cahide başka sebeplerim var. Başka türkülerim var. Şundan. Şimdi şu fıkhete geçtik bir soru sormak istedim. Allah razı olsun. Hazret Bağlan Puri Rahmetullah Aleyh Hindistan'ı fıkhde, akidede, hadiste imamı buluşken desek hem buladı. Hindistan'ın ilim merkezi bulgen Darul Ulum İslami İlimler Üniversitesi'nin baş ustazı Şeyhul Hadisi buluşken, Şeyh'i buluşken. O kişi Hindistan'da başvaratlıken derslerini biz yurtumuzda koruyakmış. Hani Hindistan'da o derece gelmedi. Belki yurtumuzda koruyakmış. Akidede hatta ustazın sözlerden gelip çıkıp etti. Akidede uzlarının Vahabimiz değişerdi. İn Selefimiz değişti. Hazır bana Asariyimiz değişi yaptı. İtibar vergen bu siz Badnam bölgenini uzlar hem bilip mağlubiyetlerini tam alıp akidesini Asariy de bir yazıp çıkı yaptı. Hala bu geçişte benimce bundan kiyingi yol Maturudiyimiz diye akideni yazış bu sekerek. Uzlarını Maturudiyimiz deyip çıksalar gerek. Allah'a alem. İmam-ı Azam akidesi de ben değişedi. Saval kuyuda geçe. İmam-ı Azam akidesi de ben değişedi. Fakat Maturudi akidesi de emesmen. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin akidesi doğru, Maturudi'nin akidesi noto'g'ri deyişedi. Bunların şu davası hakkıdır. Bu dava ham bu dava ham mantiqan mantiqi usul bilan ya'ni hozirgi kunda shu gapni da'vo qilayotgan bizni ahli kalom deb ayblayotgan odamlarni o'zlari ahli kalomning uslubiga tushganiga dalil bu. Abu Hanifa haqlarida o'sha gapni gapirayotgan odamlar sal oldirroq Abu Hanifani murjiatul fuqaho deyishardi. Murci'a degen şularının ecdatları. Murci'a degen o şey Ahl-i Sünne vel Cema'ya Osmani hilafatının müftilerine karşı olarak bunlar murci'alar. Hanefiler hammesi murci'a. Nimege? Abu Hanife Uzihan murci'a bugen. İman ziyade bu meydi, nuksan bu meydi degen gapni Abu Hanife gapirgen deyip Abu Hanife'ye tuhmet taşını atışken idi. Keyin Abu Hanife rahimahullah'ını Muhammed Zahir Kevseri rahimahullah kebi zatlar İlmi asasda o kişinin gapları Ahl-i Sünne vel Cemaa'nın gapı ekanligini ispatlab qo'yganlaridan keyin Abu Hanifaning obro'larini to'kishlikka ko'zlari yetmagani sababli endi Abu Hanifani soyalariga nomlari ortiga berkinishyapti. Yuqorida Imom Ahmad rahimahullohning nomlari orqaga berkinib, zonniy masalalarni qat'iy degan odamlar bu masalada ham aynan zonli masalalarni Abu Hanifa rahimahullohning orqalariga berkinib Imom Maturidiyga hujum qilishyapti. Vaholanki Imom Maturidiy kim o'zi? Imom Maturidiy o'zi Abu Hanifaning 2 yoki 3 ta sanad bilan shogirdi. Imom Maturidiy aytgan gaplarni 100% Abu Hanifaning Fiqhul Akbaridan, Fiqhul Absatdan, Vasiyatdan, Ta'lim Mutaallimdan olingan. Boshqa joydan olinmaganki. Hammasi shundan olingan. Qolal imom deydi tavhidni. Qolal imom degani Abu Hanifa aytibdi degani. Abu Hanifani sharhlagan. O'sha odamlar mana o'sha odam deganda biz doim tafriqadan qarshimiz, birodarlarimiz, musulmonlar, yoshlarimizni aldanayotganini ogohlantirmoqchiman. Tahoviyni aqida matnlariga hech kim e'tiroz bildira olmaydi. Hamma aytadiki, Imom Tahoviyning aqida matnlari Ahli Sunna val Jamoaning aqida matni. Biz aqidada Imom Tahoviyning matnlariga suyanamiz deydi. To'g'rimi? Aqidatu Tahoviyya deydi. Tahoviyya aqidasi deydi. Hech kim Tahoviyya aqidasi deganda biz Abu Hanifa aqidasida emasmiz degan ma'noni chiqarmaydiki. Shunda. Imom Tahoviy aqida matnini boshlaganda nima degan? Bu millatning imomi bo'lgan Abu Hanifa, Abu Yusuf,
Muhammad ibn Hasan Şeybani, Zufar kabi imomlarning aqida matnlari durdi boshlagan. Shunda. Kitobni shunday boshlagan va buni o'sha san'at orqali yetkazgan. Imom Tahoviy 3-asrdan keyin 4-asrning insoni. İmam Tahoviy bilan İmam Tahoviy rahimahulloh bilan İmam Maturidiy rahimahulloh zamondosh, asrdosh. Xuddi shunsingari aqida matnlarida İmam Maturidiyning aqidasi daman degan odam aynan Abu Hanifaning aqidasi daman degani bilan bir xil. Tahoviyning aqida matnini o'qiyapman degani Abu Hanifaning aqida matnini o'qiyapman degandek. İmam Maturidiy muboshoratan to'g'ridan to'g'ri Muhammad ibn Muqotildan aqidani olgan. Fiqhul Akbarni bu kishidan olgan sanadini. Muhammad ibn Muqotil İmam Muhammadning majlisida o'tirgan. İmam Muhammadning majlisida o'tirgan. İmam Muhammad Abu Hanifaning eng yaqin shogirdi. Abu Hanifaga ikkita sanat bilan İmam Maturidiy ulanyaptilar. İki dona sanat tepada. Bazı tariqada 3 ta sanat bilan bitta yo'l emas, yana 2 ta yo'llari bor. 2 ta yo'l orqali 3 ta sanatdan erishganlar. Va Kitobi Tavhidda asosan Fiqhul Akbarga urg'u berganlar. Oldin men ba'zi meni suhbatimda bir anaqalarini keltirdim bitta misolni. Ibn Taymiya rahimahullohdan so'rashgan. Alloh taoloni jism desak bo'ladimi deb. Jism desak bo'ladimi? La kal ajsam deymiz. Alloh taolo jism Lakal ajsam desek boladı mı degende İbn Taymiye aytganlar ki cisim degende lügat itibarından iki tanesini düşünüş mümkün. Birincisi moddadan, molekuladan, atomdan tashkil topgan murakkab narsani cisim deyiladi. Bu cihattan Allah'ını cisim de bo'lmaydi deganlar. Bu cihattan Allah'ını cisim diye olmaymiz. Allah moddadan murakkab tarkib topgan zot emas. Lekin cisim degende ko'riladigan ko'rsa bo'ladigan narsaga ishlatiladimi? Ha, mana bu jihatdan Alloh taoloning jism lakal ajsam desak bo'ladi deganlar. Bu gapni Usmon Dorimiydan olganlar. Usmon Dorimiy 2-ta 3-ta sanat teparog'ida bu kishini, ya'ni tariqalari. Bu gapni salafda hech kim gapirmagan. Jism, araz kabi gaplarni Maturidiylar gapirgan deyshadi. Ibn Taymiya ham gapirganlar. Ibn Taymiya jism, araz gaplarni ahli qalomga qarshi gapirgan deydi. Ha, Maturidiy ham shunaqa gapirgan. Maturidiy aqlni naqldan ustun qo'ygan deydi. Yo, ustun qo'ymagan. Naqlni tushuntirishlikda aqlga murojaat qilgan deydi. Ibn Taymiya ham shunaqa qilgan. U ham naqlni tushuntirishlikda aqlga murojaat qilgan. Ha, Ibn Taymiya aqlni ustun qo'yganlarga qarshi bu uslubni qo'ylagan. Ibn Maturidiy ham shunaqa qilgan. Oxiri olib kelsangiz, baribir ahli bid'a aslan deydi. Endi mana shu masalada kim salafga ergashyapti? Kim Abu Hanifaga ergashyapti? İmam Maturidiy tavhidda aytadilar ki biz Alloh taoloni jism lakal ajsam demaymiz degan. Jism lakal ajsam demaymiz. Nimaga? Chunki jismning ismi moddadan tarkib topgan narsaga ishlatiladi. Agar moddadan tarkib topgan narsa bo'lmasa uning jism nomi yo'qoladi. Alloh taoloni nima deymiz? Shay deymiz deganlar. Wa huwa shay'un lakal ashyo deganlar. Şey ko'riladigan zotga nisbatan, mavjud zotga nisbatan ishlatiladi. Va bu gapni İmam Maturidiy kimdan olgan? Muhammad ibn Muqotildan olgan. Muhammad ibn Muqotil bu gapni kimdan olgan? İmam Muhammaddan olgan. İmam Muhammad bu gapni kimdan olgan? Abu Hanifadan Fiqhul Akbardan olgan. Fiqhul Akbar Fiqhul Akbarda. Va huwa shay'un lakal ashya. Ma'na shay'i isbatuhu bila jismin va la jawharin. Vala didde lehu, vala nidde lehu, vala misle lehu deyip matını devam ettirgenler. Ha, Allah Teala'nın şey deyimiz. Şey, lakel eşya deyimiz. İmam Maturidiy'ye akide barası ergeçerken biz doğrudan doğru işançlı sanat bilen Abu Hanife'nin mezhebine ergeçerken bulamız akidede. Abu Hanife'ye ergeçerkenimizde Hammad ibn Süleyman'a ergeçerken bulamız. Hammad ibn Süleyman'a ergeçerken biz İbrahim Nahai'ye ergeçerken bulamız. İbrahim Nahai'ye ergeçerken biz Alkame'ye ergeçerken bulamız. Alkame'ye ergeçerken biz Abdullah ibn Mas'ud'a ergeçerken bulamız. Abdullah ibn Mas'ud Resulullah'ını en köp mülazamette tutken yani köp yollarda yürüyen sahabe. Bana sanat kim eken salaf ergeçerken? Kim?
Bu masalada biz %100 salafgirga şey yapıyoruz. Abu Hanife'nin mezhebedemiz. Kaysi tarikadan? İmam Maturidi keltir birgen tarikadan. Şu mezhebdemiz. Bismillah. Demek umumi hulası degen de Abu Hanife rahimahullah'a ergeşemem ben Maturidi'ye mez deyiş o da primitif gap. Satri, yüzeki gap. Yüzeki gap. Bunu bilme eytiyatken adam yüzeki gap eytiyapti. Bilip eytiyatken adam hile kliyapti. Makir kliyapti. Asla Abu Hanife'ye mi ergeşkisi yok bu. Fakat İmam Maturidi'ni abrosuzlantırış için Abu Hanife rahimahullah'ın isimlerinden faydalanmakçı. Bu üslubunu gördük biz. Yaş bulamaz mıyız? Ramazan Buğti rahimahullah'ını obrosuzlandırış için Yusuf Karzavi'nin gapidan faydalanmıştı. Yusuf Karzavi rahimahullah'ını obrosuzlandırış için Südeys Hafizahullah'tan faydalanmıştı. Kiin ahırı Südeys'ni daccalga çıkarıştı. Özlerini aklaş için ulamalarını birbirlerine karşı etken siyasi karşılardan faydalanışa uğradı. Aslı tegi de bunların bir ortasına ulan ergeçmeyin. Maksat özlerini aklaş için kılıngan harakat bulup kaladı.